birkaç haftadır, bir aydır çok daha fazla artıyor. Zaten Sağlık Bakanı'nın da gerekli olmadıkça sokağa çıkmayın demesinden de onu anlayabiliyoruz. Durum gerçekten kötü ve sayılar da işte Nisan, Mayıs'ta 10 rakamlara kadar düşmüştü. Şimdi tekrardan 80'e çıktı. Yani Türkiye'nin süreci çok kötü götürüyor. Resmi olarak bakanlığın açıkladığı dün itibariyle 10.639 vefat var ama aslında bunun bakanlığın açıkladıklarının gerçekliğin çok az bir parçası olduğunu biliyoruz. Onlar sadece test pozitif ve semptom olanları kabul ediyorlar. En az bunun 3 katı olduğunu tahmin ediyoruz ve gerçekten sürecinde hiç iyi yönetilemediğini görüyoruz. Alınan önlemler mutlaka, her bir önlemin mutlaka etkisi olacaktır ama alınan önlemler şu an salgının geldiği aşamayı dengeleyebilecek, onu durdurabilecek, azaltabilecek önlemler değil. Onu görmek gerekiyor. Yani saat 22'den sonra eğlence yerleri diyelim ya da restoranlar, otel yerler kapanacak filan. Tamam da dediğim gibi mutlaka bir etkisi olur. Bu vardiya saatlerinin değişimi özellikle özel sektör için nasıl olacak? Onu uygulamada göreceğiz. Özellikle büyük illerde bunun uygulanması o kadar da kolay bir şey değil. Dediğim gibi bunlar bazı illerde 65 yaş üzerine tekrardan sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanmaya başlandı. Ama tüm bunlara baktığımızda zaten baştan beri eksik, yanlış, tutarsız olan ve başarısız olduğu, hani artık 8 ay oldu, daha da açığa çıkan politikaları kompanse edecek, olur, işi, durumu düzeltecek önlemler olarak gözüküyor. İkinci dalga için bu mevsime işaret ediliyordu. Nitekim dünya genelinde de özellikle Avrupa'da çok yoğun vaka artışları var ve karantina önlemleri alındı tekrar. Yetkililer bilim kurullarının uyarıları doğrultusunda bu kararları aldıklarını açıkladılar. Türkiye'de böyle bir gündem olmadığı söyleniyor. Bu karantina önlemleri alınmalı mı? Nasıl yapılması gerekiyor salgında bir kontrol mekanizması oluşturmak için? Şimdi şöyle, tabii Türkiye'de de bir bilim kurulu var ama epeydir zaten onu görmüyoruz. Başlangıçta daha çok Sağlık Bakanlığı onu öne sürerek bir takım politikaları hayata geçirdiğini söyledi. Şimdilerde pek görmüyoruz. Üyelerini de çok göremiyoruz. Zaten hani baştan bu yana da Türkiye'nin aklın ve bilimin ışığında bir politika yürüttüğünü salgına karşı söyleyemiyoruz. Aslında Türkiye'nin, öncelikle tabii Türkiye'yi yönetenlerin, sadece Sağlık Bakanı değil, Sağlık Bakanı mevcut başkanlık sisteminde bir memur, çünkü saray tarafından atanmış, seçilmiş değil, bir siyasi sorumluluğu da yok. Bu şimdiye kadar yürütülen politikaların başarısızlığını kabul etmeleri gerekiyor. Biz hekim olarak bunu yaşarız. Mesela teşhis koyarız hastaya. Özellikle ağır bir hastalığı varsa hastalığını kabul etmez. Öyle olmadığı zaman tedavi de edemeyiz. Yani yapacak bir şey yoktur zaten. Bir süre sonra bu insan psikolojisidir. Bir süre sonra kabul eder. Yani tedavi sürecine girer. Şimdi Türkiye'de başarısızlığı kabul etmeden hala da başarı hikayesi yazıyoruz diyerek bir yere varması mümkün değil. Sağlık Bakanı'nın öyle, hani başlangıçta da söyledim, sokağa çıkmayın zorunlu olmadıkça filan diyor, değil mi? Bu ancak durumun vahametini gösteriyor. Yoksa bir bakanın bunu söylemesi ya da her akşam çıkıp bize ölüm sayılarını vermesi, onları da zaten eksik veriyor. Bakanlığın sadece bunlarla yetinmesi salgını ne yazık ki kontrol altına alıyor. Bütün politikalarını baştan itibaren gözden geçirmesi gerekiyor. Son zamanlarda, son aylarda en çok gözlediğimiz, bizim aslında salgının en çok bulaştığı yerler iş yerleri. Çünkü toplu ulaşım araçları daha çok dikkat çekiyor ama iş oralarda daha az zaman geçiriyoruz normalde. Aslında iş yerlerinde daha çok zaman geçiriyoruz ve salgın orada çok daha fazla yayılıyor. Testler hala yeterli değil, kime yapıldığı belli değil. İş yerlerinin çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Sadece rehber yayınlamak da olmuyor. Bunların düzenlenmesi, denetlenmesi. Bu koronavirüsün kuluçka süresi kadar bir sokağa çıkma kısıtlaması mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii bütün bunları söylerken
verilerin bütün topluma açık olması gerekiyor. Hangi şehirde ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zaman zaman bazı bilgiler veriyor Sağlık Bakanı. Onun dışında ya da çok az raporlar yayınlıyor. Bütün bunlarla beraber ve baştan beri izlenen şu politikayla, yani insanlar hastalansa ben de onları hastanede tedavi edeyim. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Zaten hastanede yapılan tedavilerin etkinliği ne yazık ki çok yüksek değil. Spesifik bir tedavisi yok hala koronavirüsün. Salgının, bir koronavirüs olsun, başka bir salgın olsun, her zaman bilimin gösterdiği gibi sokakta, iş yerlerinde, toplu ulaşım yerlerinde, insanların toplu olduğu yerlerde, kendi mahallelerde, buralarda kontrol altına alınması gerekiyor. Bunun için de birinci basamak sağlık örgütlenmesi dediğimiz, aslında eskiden sağlık ocakları vardı, şimdi aile hekimliği ismi çok önemli değil ama onların kendi bölgelerine hakim olup salgın mücadelelerini kendi bölgelerinde yürütmesi gerekiyor. Türkiye'de bugün bunu istese de yapamıyor Sağlık Bakanlığı. Çünkü aile hekimliği sisteminde, yani bir vatandaş isterse şehrin öbür ucunda, diyorsun ki aile hekimine de bağlı olabiliyor. Aynı aileden bir, üç farklı bile, üç farklı aile hekimine bağlı olabiliyor. Onlar bu süreçte tabii ki çok yoğun. Özellikle hastanelerde başvurular azaldı, insanlar korkuyor ve aile hekimliğine yöneldiler. O yüzden oralarda çok yoğun bir faaliyet yürütüyor meslektaşlarımız ama salgın mücadelesinde bir görevlendirme, sadece telefonla takip dışında bir görevlendirme Sağlık Bakanlığı yapmadı, mevcut örgütlenmeyle de yapamaz. Bütün bunların içerisinde özellikle de bu enfekte olan ama hastalığı, yani koronavirüs taşıyan ama semptomu henüz olmayan, o nedenle de hastanede yatmayan, yatması da gerekmeyen, birçoğunun yatması gerekmiyor zaten, bunu biliyoruz bu hastalıkla ilgili. Ama bunları böyle toplu ulaşımda falan evine gönderip hem ulaşımda hem çevresinde hem evdekileri enfekte etmesinin önüne geçmek için bir takım izolasyon merkezlerinin de oluşturulması çok gerekli. Peki. Doktor Osman Öztürk, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp Rica yorumlarınızı ederim. İyi paylaştığınız için. yayınlar.